Hepinize selamlar. Hepiniz Retail Company Simülatör'ün ilk bölümüne hoş geldiniz efendim. Kendisi bir işletme kurup satış yapacağımız bir oyun. Süpermarket Simülatör, Clothing Store Simülatör benzeri bir yapıya sahip kendisi. Oyunun mekaniklerini anlatan çok kısa bir eğitimimiz var. Sonrasında mağazanı devasa bir parakende şirketine dönüştürmeye hazır olacaksın. Sağ alt köşede eğitim adımları var. Onları izleyebilirsin diyor. Hiç oynamadığım için eğitim adımlarını atlamıyorum. Ve çevre seslerini de kısaraktan şey yapıyorum. Öncelikle dükkanına bir isim ver. Şöyle bir dükkanın adını... Sevimli... Şeyde adı neydi aşkım ya? Ne kelebekti? Vahşi Kelebek abi dükkanımın adı. Vahşi Kelebek bence gayet güzel bir isim oldu. Şimdi... Bilgisayarla etkileşim kuracağız. Bir markayla sözleşme imzalayacağız efendim. Pembe crop tişört ve sarı crop tişört satıyor kendileri. $250 karşılığı sözleşmeyi imzaladık. Benim kameramın bulunduğu yerde para falan var bu arada. Hemen kameramın yerini değiştirdim efendim. $1,500 paramız vardı. $1,250'larımız kaldı. Şimdi anlaştığımız firmaya sipariş ver deyip ürün ekleyeceğiz. Abicim bir tane mi? Tutorial kısıtlamıyor. Hepsinden üçer parça söylesem. Kutuları al, ürünleri rafa yerleştir, sonra boş kutuyu at. Nereye şey yapılıyor, teslim ediliyor? Buraya. Abi peki, sarı crop tişört. Fıt 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 fıt. Boş kutuyu çöpe at. İçeride bir yerde büyük bir çöp alanı var galiba. Yok, attım. Merhaba. Ürünleri rafa yerleştirdim. Çöpe attım. Ürünlere fiyat belirle. 2.98 bizim maliyetimiz. Tavsiye edilen parakende fiyatı 14.90. 15 diyelim mi abi biz? 15 diyelim, düze yuvarladım. Tavsiye edilen 13.90. Düze yuvarlamayayım ya. Tavsiye edilen parakende satış fiyatını yapıştırıp geçeyim. Sonra tutmaz falan, ne bileyim. Satmaz batmaz uğraşmayalım. Deneme kabini satın al. Deneme kabini yerleştir ve mağazayı aç. O zaman marketten alınacak galiba. Ekipman var. Deneme kabini. Verdim siparişi. Sabah ne izledik yavrum? Hayda. Dükkanımız açıldı efendim. Kasayla etkileşim kur ve ilk müşterinin gelmesini bekle. Her birine tıklayarak ürünleri tara. Müşteriden parayı al. Para üstü ver, işlemi tamamla. Peki. Ne oldu bebeğim? Hiç öyle bir biraz öyle oldu bebeğim. Arkadaşlar kamera biraz kapalı. İş yavaşlatma eylemi yapar gibi yavaş mı yürüyor? Yavrum sağ ol, ilaç gibi geldi valla. $36.10 para üstü mü vereceğim ben sana? Oğlum bu neymiş? $13.90. Abiciğim fiyatlarda değişiklik yapmak üzereyim. Beni bekleyin lütfen. Ben o para küsuratıyla uğraşamam kanka. $15'a $15. Almayın isterseniz, yani hiç umurum olmaz. Ha, ilk yazılan fiyat geçerli galiba. Bu kadın şey dedi, ben aldığımda 13.90'dı abi, beni ilgilendirmiyor. Size 15'ten, aa size de mi 15'ten geçiremedik ya?
Ah be abi. Size? Aa, buna da 13.90'dan. Biraz kararı geç aldım galiba. Sekiz tane kasa işlemi tamamla diyor. Tamamlarız abi. Kamera tekrardan açıldı bu arada. Hey yo. Sarıdan hiç almadılar da ötekini bitirdiler. Ama Allah'tan elimizde fazla fazla ürün var. Depoyu mağazanın içerisindeki bir köşeye ilan ediyorum şu anda. Bu mağazanın içerisindeki köşe benim depom. Moruk, sana bir şey söyleyeyim mi? Aa, tamam, müşteri geldi. Önerilen perakende satış fiyatını girmeyince galiba müşteri gelmiyor diyecektim. Şükürler olsun ki geldi. Gelmese birazcık bu durum beni ürkütebilirdi. Çünkü abi nokta 10 kuruşla falan uğraşılır mı lan? Adamlar yavaş yürüyor bu arada. İş yavaşlatma eylemi yapar gibi. Bak, normalde uğraşacaktık. Şimdi 85 dolar diyor. Al git bacım. Abi bunlar yavaş yürüyor ya. Bak, harbi diyorum. 30 dolar. Kanka 30 dolar okey. Henüz onu öğretmedi bebeğim. Yani öğretmedi dediğim, açmadı. Mağazan seviye yükseldi. Abi ne kadar güzel bir şey. Aman şöyle şu ürünü koyayım, bunu atayım. Ardından bunu açalım. Fıt 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 fıt, bunları yerleştirelim. Bunu kenara koyalım. Mağazam seviye atladığı için yeni bir markayla sözleşme imzala diyor ama oyun şey sayıyor şu anda sevgili dostlar, bakın eğitimde. Benim elimde boş raf var zannediyor. Halbuki benim elimde boş raf yok. Ben iki ürünü birden aldım. Dolayısıyla bizim gidip önce bir raf alıp sonra markayla anlaşmamız gerekiyor. 35 dolar para üstünüz, buyurun efendim. Mesela nasıl yapacağız? Sözleşmelerden değil abi. Önce marketten gireceğiz. Ekipmandan gireceğiz. Bir tane daha giysi rafı alacağız. Bu giysi rafını kuracağız. Böyle diğerini alacağız. Babuşka, böyle mi? Şöyle ya, yok. Burada ürün yok. Ama elimizdeki şey bitti. Acık kasada bekleteceğim, geliyorum şimdi. Tamam. Kasada beklettim. Kusura bakmayın, geldim. 30 dolar. Geldim. Sıfır yok. 15 dolar. İyi, kendime 0.15 dolardan saplamama izin vermedi oyun. Abi sözleşmelerden turkuaz tişört, gün batımı resimli tişört. Sözleşmeyi imzaladım. Eğitim tamamlandı. Bir tane daha giysi rafı ver. Ve ürünlerden de 2-3 kutu bundan ver. Birer kutu şunlardan ver. Depo rafın falan yok. Ama bunları henüz yerleştirmeyeceğim çünkü yerleştirirsem ilk yerleştirdiğim fiyattan almaya çalışacaklar muhtemelen. İlk yerleştirdiğim fiyattan alırlarsa benim için sıkıntı. O yüzden yeni ürünleri koymadan evvel günün bitmesini bekleyelim. Tek sıkıntı dediğim gibi bence karakterlerin aşırı derecede yavaş hareket etmesi. Yani birazcık yapay bir yavaşlık söz konusu gibime geliyor efendim. Çok böyle ofansif bir söylemde bulunmamakla beraber bunu dile getirebilirim sanırım. Turkuaz tişört mağazada bulamadım. Bulabileceksin ama işte onu ben ürün girene kadar alırsam diye endişeleniyorum. Sarı crop. Şöyle bir kenara koydum. Bu nedir? Turkuaz tişört. Geldi geldi, mağazaya geldi. Ama o fiyattan alırsanız cingar çıkarırım. Gene 15 dolar. Valla işinize geliyorsa 15 dolarcı oldum ben burada.
Gün batımı resimli tişört. Şimdi şöyle ben anladığım kadarıyla mekanik. Siz sözleşme imzaladığınız an adamım. Onu bırak, onu bırak. Tamam, ürünün fiyatına 25 dolar dedim, inşallah 25'ten alır. Pembe crop tişört. Koydum kenara. Depom yok, ne yapam? Gün batımı resimli tişört. Oyu gibi fiyat veriyorum ama alırlar inşallah. Dur, daha az tişört. Eyvallah. Ablacım, ben sana hemen şöyle 70 dolarını ileteyim. 4 dolardan say. Ben bunu kabul etmek istemiyorum. Hah, kasa tekrardan kullanım dışı. Dur la dur. Mağazayı kapatsam ürünü geri bırakır mı acaba? Çünkü şu an çok şeyi aldı, uygunu aldı. İlmisin abi, şey ismin abi, hoş geldin. Hayırlı sabahlar dileğin için teşekkür ederim. Abicim buyur. Öteki 4 dolar mı? Hay lanet olsun, al hadi bir tane. 42 sent para üstü vereceğim buna. Bir tane zararını aldı var ya. Ya tam ürünün maliyeti fiyatını aldı. Kar koyamadık hiç. Ürünün kendisini aldı. Biz ameliliğini yaptık. Paşama burada ürün getirdik. Bu arada dostlar, güzel güzel güzel. Oyun akıyor. Günü bitirelim efendim. Tedarik maliyetleri falan ve sözleşme maliyetleri düştüğünde eksi 1220 dolar. Müşterinin ürün yok deyip gitmesi ve kasa kuyruğu da birazcık eksi 2 şöhrete sebebiyet vermiş. Ben bir de kasayı çok kapaç yaptım, biliyor musunuz? Aa, mağazayı açmadan gün başlamıyor. Yani mesela şey yapabilir miyim? Hop. Hop. Şöyle ağzı açık. Tamam, tertemiz. Yeterince ürünüm var. Bence benim ekstra bir şey yapmama gerek yok. Açalım mağazayı, biraz kâr elde etmeye bakalım ya. Adamı yollamayayım mı? Ne yapayım abi mesela tam olarak? Bu kapıdan asla geçemez. Gandalf'ım ya ben. Asamı koyayım böyle ortaya. Dediğim gibi dostlar, yani karakterlerin ben açıkçası biraz görece olarak yavaş hareket ettiğini düşünüyorum. Bazı modeller evet kesinlikle iyi hareket ediyor ama yani mağaza içerisinde mesela bilmiyorum, bana ağır gibi geldi. Yani sanki böyle bir tık bir müşteri hızı. Agam buyur. 15 dolar. Görüşürüz. Etrafta etkileşime geçirebilecek bir şey var mı? Ona bakacağım bu arada. Yok, vahşi kelebek mağazamız olduğu yerde duruyor. Atmosfer fena değil. Sesler fena değil. Peki çalışanlar. Ha, tam sürümde kasiyer ve stopçu alabiliyorsun. Tam sürümde mağazayı daha geniş bir alana taşıyabiliyorsun. Tam sürümde bankadan kredi alabiliyorsun. Mağazadaki envanterini ve elinde bulunan stokları görebiliyorsun. Güzel. En son kontrol 11.48'de sağlanmış. 12.02'de sağlanmış gibi gibi. Wallpaper değiştirebiliyorsun. Tatlı. Mağaza seviye aldıkça imzalayabildiğimiz sözleşmeler var. Çok iyi. Marketten neler alabiliyorum ekipman olarak falan? Daha kaliteli giysi rafları falan var sanırım. Mesela şu ikili giysi rafı 300 dolarmış. Ne? Turkuaz tişört pahalı. Ne kadar ki maliyeti? Parakende fiyatı 12, biz 15'e satıyoruz. Almazsan alma toprağım. Ha, şunun normal önerilen fiyatı 23, ben 25 dolara satıyorum. Kardeşim vallahi alan alıyor. Alan alıyor, bizde böyle. 35 dolar para üstünüz efendim, buyurun.
25 keseyim abimden hemen. Oo lala, 50 dolar. Al babu. Zabu mafu, stok tazelemeci. Turkuaz tişörtten tazeledim. Aslında şöyle yapabiliriz mesela, bakın. Hangi sırayla yerleştirdiysek o sıraya göre koyup öyle bir şeyler yapabiliriz. Gün batımı tişört pahalı. Alma. Kardeş. Yapma alışveriş. Adamın asabını bozma. Biz burada böyle bir işletmeyiz kardeşim. Sakalını... Enver abim hoş geldin. Hiçbir kart bakiye yetersiz demiyor, ne güzel memleket burası. Vallahi öyle abi. Bunlarda hep bakiye var. 30 dolar mı çekeceğim? Oh. Şimdi mesela adamdan daha fazla çekim yapmaya çalışacağım. 31. Yanlış fiyat. Tamam, tam olarak doğrusunu yazman gerekiyor. Mesela nakit verdiğinde... Abim bozuk yok be. 65 vereyim sana. 66, 67, 68, 69, 70. Yok abi. Senti sentine tam vereceğim o parayı. Başka türlü yolu yok yani. Senti sentine. Şunu şöyle öne alalım. Bir tane daha efendim ekipmanlardan şöyle bir şey rica edelim. Bana bir tane daha ver bundan. Şunlardan az kalmış. Bunlardan biraz ver. Hop. Hop. Bekleyin oğlum. İşiniz ne ya? Hele ki gelecek dükkana. Bu ürünler pahalı, mırın kırın edecek. O mırın kırına var ya hiç. Hoppa. Nerede hocam? Turkuaz tişört de burada. Ben kârı biraz çok koyuyorum gibi de olur o kadar ya. 25 dolar. Mağaza seviyem yükseldi. Şey mantığı yok anladığım kadarıyla ya. Abim para üstüm yok, sakız vereyim. Enver abim valla ben de işimi bitirdim ya. İşimi bitirdim dediğim. Samet Güngör Light için 3 tane güzel video çıktı. Vahşi Batı'da kovboy olma simülatör. Uzayda ikinci el dükkanı işletme simülatör. Ve şu an oynamış olduğumuz bu parakendici olma oyunu. 3 tane güzel içerik çıktı. Dün de EU4 çekmiştim kanallara bol bol. EU4'le beraber 8 saatlik yayın akışının akşamında bir de Warband falan yapıştırdım. Valla benim... Keyifler yerinde. Obarey. Obarey. Omzumu ağrıtmamaya çalışıyorum da. Tişört pahalı. Bence sen bir beyin cerrahına git. Çünkü senin kafada bir sorun var. Benim fiyatlarımda değil. Sorun senin kafanda. O müşteriyi aşağılamanın biri bin para. Bir şey söyleyeyim mi? Fenomen olarak tutabilir aslında. Şeyde var ya, yemek sektöründe var. Ağzınıza bazukayla mide dolma atacağımlardan. Şunlarla ilgileneyim de öyle günü bitireyim. Param yeterse de yeni sözleşme falan. Bu şey değil mi? Sadomazo esnaf. Sadomazo sevenlerin geldiği esnaf. Küfür falan ediyor böyle müşteriyi. Aşağılıyor. Siktir git buradan pis fakir diye. Oğlum gün bitmedi mi lan? Kardeşim ben dükkanı kapatacağım. Dükkanı kapatacağım ben, gün bitmedi mi hala? Bunların şovları bitmedi ha.
Dudududut. Vay be. Ya şey olsun isterdim mesela. 40 ama senden 50 çekeceğim. Dudududut. Dudut. Abi ben arkadaşın ikinden dolayı direkt banlayayım da bir kenarda. Dudududut. Hiç şu an var ya hassasiyet kasan adam çekemeyeceğim. Ya bir giderseniz artık sayın müşteriler dükkanı kapatacağım lan. Günü bitiremedim sizin yüzünüzden. Tamam sen gidiyorsun lütfen seninle beraber bitsin. Güzel para kazandık bu arada var ya 600 dolar. Adam akın akın geliyor bir de var ya. Akın akın geliyor. 7 kişi ürünleri pahalı bulmuş. Bulabilir, bulabilir. Sıkıntı değil. Evet, pembe crop'tan 3 tane falan kalmış. Bütün raflar dolu. Ya şu şekilde yapabiliriz. Şimdi öncelikle şuna bir bakalım. Bizim bir sonraki sözleşmemiz için ne gerekiyor? Bizim bir sonraki sözleşmemiz için mesela beyaz atlet ve bej kazak için 300 dolara sözleşme imzalamamız gerekiyor. 300 dolara sözleşmeyi imzaladık diyelim. Markete geldik. Marketten ekipman olarak 100'er dolarlık şunları alsam. Bir şey söyleyeyim mi? Bence yavaştan böyle aslında gerçi ürün çeşitliliğini arttırmak lazım abi. İki tane bundan koydun. Bak kasa böyle dursun. Sözleşmeye geldin. Beyaz atlet için imzanı attın. Markete geldin. 200 dolar zaten ekipmandan var. Beyaz atlet ve 5 kazak için. İçinden 6 tane çıkıyor. Rayon 8 tane alıyor. Şöyle bir 3-4 tane satın aldın. Pembe crop az kalmıştı. Bir tane pembe crop aldın yedek. 412 dolar. Upsi. 5 kazak miktarını 3'e düşürürüz. 374 dolar. Cebimde tam 5 dolar param kaldı. Tam 5 dolar. Peki. Bunların yürüme alanına falan ihtiyacı yok herhalde. Baksana yani tam şey yapabiliyorsun. Valla ben de santimi santimine yerleştiririm. Oyun bir de prolog ya şimdi. Oyun prolog olduğu için. Dur kanka beyaz atlet gelecek. Bir reyon şeyi daha olması lazım burada. Ha? Giysi rafı. Anca bu kadar oldu. Beyaz atleti hemen. Fıt 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 fıt. Pembe crop tişört burada. Yedek olarak aldım. Beyaz atlet ne kadar? 10 dolar diyor. 11 dolar diyor. Ben bunu 15'e yuvarlarsam pahalı pahalı diye benim kafamın etini yerler. 10 dolar ve 5 dolar kardeşim. Bizde şey yok. Bizde 5 ve 5'in katları hariç fiyat yok kanka. İlla 5 ve 5'in katları olmak zorunda. Merhaba. 5 kazak. Aleyküm selam Liksat hoş geldin. Var 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 var. Seven Days var. Var 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 var. Şey yaptık resmen. Ayarlayacağım ya. Videoları ayarlayacağım. Ne oldu? Biz dün yayını erken kapatmadık. Biz dün yayını 11 gibi kapattık. 11'e kadar durunca ayakta tabii şey oldu. Da böyle bir benim kafa karıştı. Şey yapamadım. Zamanlamayı falan ayarlayamadım kral. Seven Days var baba. Hatta Seven Days'in kaçıncı bölümü olacak bu? 19 mu olacak? Dur. Kaçırmamam lazım. Video stokları arasından bakıyorum baba.
19. bölüm yeni motor ve zorlu görevler. En son bölüm 18 atıldı değil mi? Teşekkür ederim hatırlatma için sağ olasın. Seven Days to Die diyeceğim şöyle. Ondan sonra herkese açık yayınlananlara bakalım. Okey abi 18-19 tamam tertemiz. Tertemiz. Ayarlayacağım. Bende ne oluyor biliyor musunuz böyle bak yayın yapıyorum şey yapıyorum. Yayınlandı bu arada video. Azimliyim. Kararlıyım. Keyfim de yerinde. Ama benim pilim bittiği zaman hiçbir şey el sürmüyorum abi. Öyle bekliyor. 5 kazak 37 dolar 38 dolar mı? Abi kazak 40 dolar o zaman. Dediğim gibi 5 ve 5'in katları gaming. Hiç. Umurum olmaz. Bunu buraya koymak yerine depoya mı koysaydım acaba bilmiyorum ki. Aç bakayım mağazayı. Rica ederim Savaşçı. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Normalde ben işin açığı bu tarz oyunlarda şey yaparım abi. Satışlarda ah be. Bitirirsin be Dark School. Turkuaz tişörtü pahalı buldu. Hay ağzına tükürdüğümün. Ne kadar abi? 12.90. 10 lira lan. 10 lira. Buna bir şey demez. Pembeye de bir şey demez. Buna 25. Ya da düşürmüyorum ya. Alamayan almasın abi ne yapayım? Alamayan almasın. Parakende satış fiyatının altına düşürelim şunları da. Maksat müşteri defolup gitmesin abi. Tamam, hallettim. Az önce fiyatını düşürdüm. Bu kadına 25'ten iteliyorum. Ya pahalı deyip gideceğine alsın, sirkülasyon dönsün ya. Zararına satışlar başladı. Kazan maliyeti 7 dolar, ben 40 dolardan satıyorum abi. Bir şeye pahalı derse düşüreceğim. Ve biraz keyif adamı olduğum için de tam sayıya yuvarlayacağım sürekli. Aslında şey yapabiliriz ya. Dükkandaki ürünler tam anlamıyla bitmeden şey yapmayalım. Bahadır Parakende satış simülatörü. Minik bir dükkan olarak başlayıp devasa bir Parakende satış mağazası olmaya çalıştığımız bir oyun. Süpermarket simülatör ve clothing store simülatöre benzeyen bir yapısı var. Sanırım yapımcılar da Türk, çok emin olmamakla beraber. Ya güzel bir prolog yapmışlar. Akıyor. Sadece dediğim gibi ilk başta böyle bir NPC'ler yavaş hareket ediyor gibi geldi bana. Ama onun dışında herhangi bir sıkıntı görmedim. İşin açığı. Ve dediğim gibi yapımcılar sanırım Türk. Marka ile anlaşma yapıyorsun. Mekanik şu. Marka ile sözleşme yapıyorsun. Ürünlerini satmak için belli bir miktar para ödüyorsun. Mesela 350 dolar ödüyorsun. Sözleşme imzaladıktan sonra market kısmından o ürünü satın alabiliyorsun. Ekipman ekliyorsun abi. Şapka mapka falan filan satıyorsun anladığım kadarıyla.
Mega duvar rafı. Hem kıyafet satıyorsun, hem ayakkabı satıyorsun, hem şapka satıyorsun. Şapkayla ayakkabı var mı? Tam sürümle mi gelecek acaba? Onu sözleşmelerden öğreniriz. Abi şapkayla diğeri galiba tam sürümde gelecek. Bilmiyorum ama. Tam sürümde çalışan ekleyeceklermiş. Dükkan geliştirme ekleyeceklermiş. Banka ekleyeceklermiş. $20 hop çat. Tamam, adamları çok bekletmemek lazımmış. Hop hop hop. Abi kuyruktan dolayı şikayet etme ya. $15 para üstü. Hoppa. Bir eldekileri satalım, sürekli dükkana yenisini almayalım. Önce bir eldekiler bitsin abi. Pahalı olan ürünlerin fiyatını aşağı çektim. Daha çok satış yapsın diye. Aslında şey de yapabilirim mesela. Abicim bekleyin, geleceğim ve kasayla ilgileneceğim. Buyur hocam. Ha, fabrika oyunu da vardı değil mi buna benzer oynadığımız? Teşekkür ederim. Garden Field, hoş geldin. Abi şey ya. Bu tarz oyunlar baya baya piyasada bir yoğunlaşmaya başladı işin açığı. Güzel yapanlar gerçekten çok keyifli zaman geçirmenizi sağlayabiliyor. Yani şu an yani bu oyunun mekaniklerinde de bir sıkıntı göremedim ben. Mekanikleri de sağlam taş gibi. Tam sürümde falan çok çok daha iyi duruma gelecektir. Ya farkında mısınız bilmiyorum. Oynadığımız simülasyon oyunlarından hiçbiri öyle kötü değil. Mesela benim bu oyunla alakalı en sevdiğim yönlerden biri şu oldu. Adam öğreticiyi gerçekten çok minimal tutmuş ve özgür bırakmış. Hani illaki şuna tıklamak zorundasın, illaki bu işlemi yapmak zorundasın gibi bir seçenek söz konusu değildi. Evet, biraz anlaşma falan imzalayınca böyle oldu. Kasa kuyruğundan falan eksiydik de. Ya şey değildi yani mesela. Gün batımı resimli tişörtün fiyatı arttı. 25'e çekeriz o zaman. Ya oyunun tutorialına girdik. Adam sadece bir tane tişört al diyordu. Ben iki tane aldım. Mesela illa bir tane almak zorundasın gibi bir sıkıntı çıkarmadı. Bu benim için önemli özelliklerden biri mesela. Ben tutorial'larda özellikle şey olmasına gerçekten gıcık kapıyorum. Adamın seni bir şeye zorlamasına, işte mesela ben gittim dükkana ekstra raf aldım. Görev dükkana ekstra raf almak değildi. Sarı crop ve pembe crop tişörtten birer tane yedek alabiliriz. Yedeklerle gidelim. Yeni ürünü alırsam, yeni anlaşma yaparsam onları koyabileceğim bir raf yok. Rafların en aşağısı $100. O yüzden yani ürünü almaya vaktim kalmaz. Ürünü almaya zamanım kalmaz. O sıkıntı. Bak şu da güzel bir ayrıntı olmuş mesela. Masa üstünün sağ üst köşesinde gözüküyor. En azından buradan ürünün fiyatları da kontrol edilir. Abicim bir pembe bir de sarı istiyorum. Stokları en az olanlardan biri de bu. Turkuaz tişört. Diğerlerinin stoklarının maşallahı var. Stoğu 5'in altına düşeni alalım. Ben dükkanın şu köşesini kullanıyorum. Yedekleme yapmak için. Bu arada sadece 4 tane yer değil. Şey oluyor yani. Turkuaz tişörtü şöyle koy. Sadece 4 tane değil. 4'ten fazla da ürün alabiliyorsun buraya. Tamam abi, yedekleriyle beraber aldım. Bugün güzel bir satış yaparsak inşallah
Yeni raf, yeni ürün falan alabilirim. İnternet kafe simülatörün konuyla hiçbir alakası yok bu arada. Bu tarz oyunlar süpermarket simülatörün başarısıyla beraber patladı. Neden bu şekilde diyorum mesela? Yanlış anlama lütfen. Bir üst perdeden konuşmak için falan değil de. Yanlış hatırlamıyorsam şayet süpermarket simülatörün 2 milyon dolarlık bir hasılat yaptığından mı ne söz ediyorlardı? Allah bereket versin, daha da iyi kazansınlar. Ya 2 milyon adet satış ya da 2 milyon dolar civarı bir para söz konusuydu galiba. O başarının ardından bu oyunlar yayılmaya başladı. Asıl startı veren süpermarket simülatördü diye biliyorum. Tıpkı Vampir Survivors gibi halen şu an oyunu oynayan 10 bin insan var ve tahmini olarak satışlara baktığımız zaman arkadaşlar galiba 2 milyon dolar değil 2 milyon kopyadan söz ediliyor. 2,38 milyon kopya. Yani Steam.db isimli siteye girdiğiniz zaman bunu görebiliyorsunuz. Anlık olarak da en fazla 51 bin oyuncuya ulaşmış kendisi. Twitch'te 107 binlik bir izlenme rekoru kırmış. Ve çok satanlar da halen 59. sırada. Yani internet kafe simülatör dediğim gibi birazcık daha bu türden bağımsız. Ama internet kafe simülatör ne kadar satmış? 1,2 milyon kopya sattığı tahmin ediliyor. Ben alt tabdayken oyun işliyor mu bilmiyorum bu arada. 1,2 milyon dolar sattığı tahmin ediliyor. Mesela internet kafe simülatör maksimum 1058 kişi tarafından oynanmış. 51 bin izlenme almış. En yüksek olarak. Selamlar Zakta, hoş geldin. Gibi gibi abi ya. Süpermarket simülatörü ben Türk yapımı diye biliyorum. Yok, kırmızı tişört ucuzdan gitmiyor. Şu şekilde. Karından düşüyorsun. Hemen sana 35 dolar vereyim. Karından düşüyorsun abi. Önerilen paraken de satış fiyatı 26. Ama maliyeti 6 dolar falan. Yani 26 değil 25 dolara satıyorum. 1 dolar zararda değilim. Atıyorum ne kadar? 19 lira karda olacağım yerde 18 lira kardayım mesela. Maksat müşteri yok demesin abi. Müşteri şey çekmesin. Bak buna mesela şey pahalı çektiler. 38 dolarmış bunun ederi. Yani ederi dediğim şeyi. Önerilen fiyata ben 35'ten satacağım. Neden? Maliyeti 7,60 dolar. Ben 35'ten sattığım zaman 27,40 dolar kar ediyorum. Atıyorum 38'den satmış olsam 30 dolar kar etmiş olacağım mesela. Ben niye o işte 10, 15, 25 şeklinde 5 ve 5'in katları şeklinde satış yapıyorum? Onu da söyleyeyim. Oyunda bozuk para mekaniği var. Ve ben oraya şey girmek istemiyorum, anladın mı? Kasa açıldığında onluk ve beşliklerle her şeyi halledebiliyorum. Ya küsurat vermememin sebebi o. Kasada uğraşmak istemediğim için. Normalde sen dilediğin gibi küsurat verebilirsin. Oyun bu arada ücretsiz. Türkçe. Yani siz de dilediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Ömer abim bu tarz oyun yani çıkartsak çıkartamam. Ben çıkartamam. Ben çünkü oyun yapımıyla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Ama mesela bir geri dönüşü olur mu olmaz mı? Büyük soru işareti bende. Atleti yerine al. Bej rengi kaza yerine al. Bak mesela burada atıyorum 15 dolar değil 16 dolardan satsa beni daha da uğraştıracak. Ben kasadaki kendi götümün rahatlığını düşündüğüm için bu şekilde satıyorum. İşlem hızı için. Bilmiyorum dostlar, yani belki siz kasıyorsunuzdur ama ben böyle biraz daha seri oynamayı tercih ediyorum. Sentlerle hiç oynamıyorum. Pat pat, pat pat, pat pat. Mesela bu oyunun başarısına bakalım dostlar. Tabii ki oyun şu an ücretli bir fiyata satılmıyor ama oynadığımız oyun nedir efendim şu an? Retail yazısında çıkacaktır herhalde.
Company Simulator Prolog. 419 kişi tarafından oynanıyor şu anda. Maksimum 673 oyuncuya erişmiş. 51 bin kopya alındığı, kütüphaneye eklendiği tahmin ediliyor. Ve 140 olumlu, 17 de olumsuz yorumu var. Daha iyi de olur gibi, çünkü ben oyunun kötü bir yanını görmedim işin açığı. Geliştiren agalar kimdir, necidir bilmiyorum ama. Yumbatımı, tişörtü mağazada bulamadı mı? Geldi geldi oğlum, geldi. Eksiye mi yek diye çabalıyoruz da. Mutlaka bir eksi yeniliyor galiba. Atlet değil bu, kazakmış. Dur günü bitirelim de sabah uğraşalım bunlarla ya. Sonra kasada sıra beklemeye eksi, ona eksi, buna eksi. Öyle canım, yani zamanında Vampire Survivors da aynı şekilde bir başarı yakalamıştı. Mesela Vampire Survivors'ın başarısına bakalım. Şu anda 4389 oyuncusu var. Maksimum oyuncuya ulaştığı rakam 77.061. Yani 77.000 insan tarafından aynı anda oynanmış bu oyun ve YouTube'da 139.000 Twitch'te 139.000 anlık izleyiciye ulaşmış zamanında. 8 milyon adet kopya sattığı tahmin ediliyor. İlk zamanlarda türün öncüsü olan Vampire Survivors'ın. Dediğim gibi süpermarkette 2 milyondu. Ama rakipleri şey kadar sattı mı bilmiyorum mesela. Vampire Survivors kadar sattı mı bilmiyorum. Mağazamızın seviyesi bir daha arttı bu arada. Mesela neye bakalım? Vampire Survivors değil de Yatan Otur Zombie Survivors benim en sevdiğim oyunlardan biri mesela. 380 bin kopya sattığı tahmin ediliyor. Okey abi. Ama genelde ilk türün öncüsü kadar şey olmuyor galiba. Birader ben günü bitirmediğim sürece almaya geleceğiniz mi? Maşallah maşallah. Lütfen çıktınız gidiniz efendim. Allah bereket versin, güzel satış yapılmış. Nereden bakıyorsun? SteamDB yaz Google'a. SteamDB. Denizli'nin D'si. Bursa'nın B'si. O sitede dilediğin oyunun istatistik raporuna bakabilirsin. Ne kadar oynanmış. Ne kadar satmış. Maksimum oyuncu sayısı. Agatello. Bundan al. 5 kazaktan al. Tamam. Aa ben zaten bunlardan yok almamışım. Hop hop. Bej rengi kazak buraya. Bir tane full kutu. İkiden fazla ürün alan görmedim ben henüz. Şunu merak ediyorum, yani prolog nereye kadar ilerlemiş? İkiden fazla ürün alan görmedim. Örneğin ne yapmak istiyorum ben? İki tane daha ekipman almak istiyorum. Bu iki ekipmanla beraber yeni bir sözleşme imzalamak istiyorum. Beyaz tişört ve kuş baskılı tişört. Buralarda iki beyaz tişört, iki de kuş baskılı tişört alıp bunları da envantere koymak istiyorum. Şimdi öncelikle şurayı bir ayarlayalım. Şöyle. Ataman ki ne haber yavru? Nasılsın? Keyifler nasıl? Hoppa. Şu biraz öne. Tamam. Kuş başlıklı tişört. Henüz dükkan açılmadı. Kuş baskılı tişört yedek. Beyaz tişört.
Beyaz tişört yedek. Normalde şurada depo var. Buraya konulabilir de. Ben anlık bazen tedarik yaptığım için oraya koymamayı tercih ediyorum. Okey to. Kuş baskılı tişört. 25. Beyaz tişört. 15. Haydi bakalım hızlıca günü başlatalım. Bir tane deneme kabini var. Deneme kabini sayısı az diye ıdıbıdı yapıyorlar mı mesela? Ama ikinci deneme kabini dediğin zaman ne oluyor mesela? 500 dolar abi deneme kabini. Dur bakalım. Bugün artık son olsun dostlar. Videomuzun sonuna gelmiş olalım. Bugün oynadıktan sonra bayağı bir oyunda içerik ürettik çünkü. Şunu merak ediyorum. Aynı anda 3-4 tane tişört alıyorlar mı? Derse gireceğim birazdan. İyi dersler. Kuş baskılı tişörtün ismi. Neymiş abi? Hilary Various. Güzelmiş ya kuş baskılı tişört. Ey çığlık mı atayım? Açıldı dükkan gelin lan. Tanaysam içim iyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ya bu oyunu geliştiren arkadaşların muhtemelen bu Steam'deki ilk projesi. Bundan daha önce bir oyun çıkarmışlar mı bilmiyorum. Bu ana oyunun prologu henüz ana oyunun galiba ana oyunun mağaza sayfası açılmış. Bu oyun dışında herhangi bir oyunla görmemişiz kendilerini. İlk kez çıkaracaklar bu oyunu. Türk olduğunu tahmin ediyorum firmanın ama Türk olmayabilir. Bilmiyorum. Aa tamam 3 tane alındı. Demek ki prolog da olsa öyle bir sınır yok. Ve para üstü sisteminde falan mantıksızlık yok. Onu söyleyebilirim. Mesela atıyorum bazı oyunlarda bizim oynadığımız Co-op Süpermarket Simülatör'de vardı bu. Adam sevgili dostlar 40 dolarlık ürün alıyor. 47 dolar veriyor parayı. Pembe krop pahalı mı? Hayatta pahalı değil bu arada. Hayatta pahalı değil bu arada. Sen fakirsin. Üzgünüm ama. Adam geliyordu 47 dolar veriyordu. Ya da mesela 30 yani adamın yaptığı alışveriş 30 dolarlık 38 dolar veriyor. Abi hani tüm para 30 dolar uzak ya da böyle 50 dolar ver ben bozayım paranı. Adam bunu mantıklı yapmış bak. Ama tabii canım fabrika oyunundaydı o değil mi? Sent veriyor kanka adam. Sent sent. Mesela alışverişi 25 dolarlık adam şey veriyor. 28 dolar 30 sent. Ulan 25'i versene aradan. O mekaniği ayarlayamamış herifler yani. Aa öyle olmuyor kergi tatlı okçusu ya. Mesela Süpermarket Simülatör Türk. Biz Türk yapımı ise gölelek gölelek diye şey yapmadı adamlar. Estate Agent Simülatör var mesela. Emlakçı olma simülatör. Clothing Simülatör. Bunları yapanlar da Türk. Ama biz Türk yapımı oyunuz. Bize alın falan tarzı bir çağrışımları, bir çağrıları olmadı. Ya sen birazcık fazla şeye maruz kalmış olabilirsin. Bazı dramaya karışan oyunlara. Adamların geneli ekmeğinin peşinde ya. Ya Cenerim'in oyunları da aynı şekilde mesela. New Home Medieval Village Cenerim'in oyunu. Ama Türk yapımı strateji oyunu en iyisi falan filan gibi bir... Ya o şekilde YouTube başlığı atanlardan biri de bendim tabii ki ama... Pazarlamanın odağı o değildi anladın mı? Pazarlamanın odağı şehir geliştirme oyunu. Çoğu anonim tutuyor kendini yapımcıların. Abi en güzelini yapıyorlar biliyor musun?
En güzelini yapıyorlar. Beş kazak pahalı. Ananın ağzı pahalı. Ha, beş kazağın fiyatı değişmiş. Tabii pahalı der. Ulan beş kazakla alakalı. Evet, beş kazağın fiyatı düşmüş. Ben farkında değilim abi. Şu baskılı tişörtleri yiyorsunuz herhalde. Dur geleceğim. Baskılı tişörtleri yiyorsunuz abi herhalde. Ama anonim tutmaları en iyisi. Çünkü bizim insanımız gerçekten bazı konularda fazla ofansif olabiliyor. Ya da istekleri bitmek bilmeyebiliyor. Sapır saçma istekleri oluyor mesela, anladın mı? Tercihcilik oyunu yap mesela. Abi dikiş atarken elini sakatlasın. İşte sakatladığı için çalışamasın. Hastane mekaniği falan olsun böyle. Lan oğlum, hani oyunun olayı kıyafet dikmek yok. Hani detaylandır. Ya, kıyafet dikmesi yetmez sadece. Götü de sikiz falan böyle. Gerçekten öyle. Baktığın zaman yani bitmeyebiliyor adamların istekleri. Anonim tutarak bence en doğrusunu yapıyorlar. Uğraşılır mı oğlum ya? Vallahi sadece prolog oynadığım için bir şey diyemeyeceğim ya Bahadır'ım. Ben sadece oyunun prologunu oynadım. Şey benlik değil ya. Platform türü benlik değil. Atletler falan bitiyor. Ya ben mesela oyunu oynayacak olsam 300 dolarlık şeylere geçmeye çalışırdım işin açığı. 300 dolarlıklara geçeyim ki sürekli buradan stok yenilemek zorunda kalmayayım. Ulan hey maşallah, ne müşteri geldi be. Hala devam ediyorlar alışverişi. Abo, oğlum dükkanı bitirmeye mi niyet ettiniz lan? Dükkanı bitirmeye niyet ettiler galiba. Nereye kadar gidiyor peki böyle? Oğlum dükkanda ürün kalmayacak yakında. Sadece 5 kazak ve gün batımı tişört kaldı elimde. Eski ürünleri alıp satma gibi bir mekanik var mı acaba? Mesela ben bu raflara 100 dolar verdim. 50 dolara dahi olsa geri satıp ikili dolap alabiliyor muyum mesela? Onu da bir merak etmiyor değilim. Her neyse efendim, bugünlük bu kadar, yeter diyebiliriz. Sevgili dostlar, hepinize vakit ayırıp eşlik ettiği için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Bay bay.